Merhaba Çiçek Böcek Sanat izleyicileri. Bugün hırkamla ilgili birlikteyiz. Hırka diyorum, ben bundan bir yelek yapıyorum. Motiflerimi birleştirmiştim. Çabuk ve kısaca anlatmaya çalışacağım. Bakın kaç tane motif ettiğini sayalım. Yukarıdan aşağıya değil, yana doğru baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane motif var. 1, 2, 3 sıra tam örmüşüm koltuk altı sayılmak için. 3 kere 7, 21. Ondan sonra şurada 2, 4, 6, 8, 10, 31. Buradan sonra 32, 33 diyebilirim. Çünkü şu tam üst omuza denk geliyor. Şu ikisi ve öne dönüyor. Yani 33 tane tam arka motifim var. Ve dikkat ederseniz 2 tane de yarım yan motifim var. Bunlar da koltuk altlarımı oluşturuyor. Şimdi size dikişi göstermek için bir tanesini dikmedim. Bakın bu da arka oyuğumun yan motifi. Ve bir diğer yan motifim yine arka oyuk için şurada. Bunu dikerek size dikme işlemimi de göstermiş olacağım. Ve böylece arkam tamamlanmış olacak. Bunu yapmak zorunda değiliz. Tam kesik de gidebiliyoruz ama olsun. Ben hani nasıl yapıldığını göstereyim. Tercihinize göre tam kesik veya şey yapabilirsiniz. Arkada 33 tane var. Sarma işlemimizi bitirelim. Öne döndüğümde bir tane önde. Tabii şu 4 tane sayılanı atlar hep. Şuradan sayarsam 3, 3, 9 tane şurada var. 10, 11, 12, 13 tane bir yönde var. Diğer tarafla birlikte 26 ediyor. Şu ikişer tane üstteki omuz kısmı için uzattıklarımı sayarsam 27-28 ediyor. Arkada da 33 tane vardı. 58 61 tane ediyor. Yani 26 artı 2 artı 33 tane yanlış hatırlamadıysam. Bu kadar olmuş ve tabii ki 2, 4, 6 tane de yarım örmüşüm. Şimdi ben bunları nasıl diktim? Bakın ben görünür bir yerden alayım ve size göstermeye çalışayım. Şurası mesela görünüyor. Bakın karşılıklı gelecek bütün ilmekleri dikerek gittim. Bu şekilde bütün hepsini dikerek birleştirdim. Tığ ile birleştirmeler vesaire bir sürü alternatifiniz var. Ama ben dikerek tercih ettim. Biraz daha çabuk olduğunu düşünüyorum. Ya da o da kendine özgü bir dikiş şekli. Bakın şimdi burada da şöyle bir tane ip geçiriyorum. Demiştim ben griyi seçtim nötr olduğunu düşündüğüm için. Bir etamin iğnesine, şöyle delikli iğneye, plastik iğneler de var şimdi, geçirdim. Şu ucuna 2-3 tane düğüm attım. Ve bu 2-3 düğümden sonra şu aradan geçirince bu çıkmaz hale geldi. Ve şöyle herhangi bir uçtan başlayabilirim. Tabii bakın bunun uçlarında bir şöyle artı parça olmalıydı. Ben bunu yapmadan devam ettiğim için bunları hafif gerdirerek dikiyorum. Mesela size şurada göstereyim. Bakın şuradaki uçla karşılıklı gelmiş. Burası şurasıyla uzamış. Yani gerdirerek dikiyorum. Burada önemli olan şu. Şuraya oturacak. En uçtan başlıyorum. Şöyle şuradan tuttursam bile gördüğünüz gibi en uçtan aldım. Ama asıl işlemimi tekrar buraya giriyorum. Evet, bir tutturma yaptım. Hem çok sıkacağım hem çok sıkmayacağım. Bakın birinci şuradaki ilmek boşluğundan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir sırasını alıyorum. Karşıdan da bir sırasını alıyorum. Ve karşılıklı olarak bu işlemi yaparak devam ediyorum. Bakın bir sıra. Görebiliyor musunuz? Daha yakın alacağım bakın. Şunun bu ilmek kısmının üstüne alıyorum. Ve bak tam karşıdaki burada denk gelsin diye biraz
buna tekrar alacağım. Şu üçlemenin bakın şurasını alıyorum. Yani şu ilmeğin üst kısmından giriyorum. Tamam, köşede gittikten sonra bakın artık denk getirebilirim. Ortadan bir aldığımda buradan da bir alıyorum. Hep ortadan boşluklara da bir tane alıyorum. Bakın şu anda karşılıklı olarak ilmek alabilir durumdayım. Evet, devam ediyorum. Bakın bunun üstü tam karşısı şeklinde. Ve burasını aslında şöyle yukarı doğru çekerek gerdirebilirsiniz. Ama sonra bir de bittikten sonra şöyle ben yana doğru da çekeceğim ki hani çok sıkmasın, kasmasın. Belki ütüyle şöyle bir buhar tutacağım. Çünkü motifler kabarık durabiliyor. O buhar işleminden sonra açılıp daha rahatlayabilirler diye. Evet, gördüğünüz gibi hep karşılıklı olanları denk getirmeye çalışıyorum. Burada bir atlama yaptım ama sorun değil. Yine şu ikinci ile bu ikinci. Devam ediyorum. Üçüncü ile üçüncü. Şöyle karşılıklı boşluk. Hepsini böyle tutturuyorum. Köşeyi de dönünce size bırakacağım. Devamını tekrar etmeme gerek yok. ama dikkat ederseniz aslında çabuk giden bir şey. Sadece üst ilmekleri almaya dikkat ediyorum. Niye bu daha düzgün? Bakın aslında arkası daha da düzgün. Hani sonradan hatta öyle düşündüm. Arkadan dikseydim de böyle önü düz mü kalsaydı diye. Başka bir şey dedi. Onu deneyeceğim eğer yaparsam. Çünkü hakikaten arkadan diktiğimizde önünün çok dümdüz hiç dikiş olmadan yan yana duruyorlarmış gibi görünme şansı var. Tekrar göstereyim bakın. Çoğu böyle duruyor. Bunların nasıl temizlendiğini de göstereceğim bu videoda. Bakın dümdüz duruyorlar. Açılmıyorlar. Dikiş burada. Ama bu da ayrı bir otantiklik katıyor. Yani tamamen bu dikişlerde tercihe bağlı. Benim önümde bir hani açıklamalı rehber olmadığı için deneyerek gittim. Hoşuma gittiği için böyle devam ettim. Arkasını sonra fark ettim filan. Ama siz buradaki deneyimlerden yararlanıp tercihler yapabilirsiniz. Onun için keşke açıklamalı olsaydı diye bunu videoyu çektim. Bakın ortadan battım. Tam köşeyi köşeye getirecek şekilde gerdiriyorum. Bazen bunlar tıpatıp denk gelmeyebilir. Bakın şimdi şuradan bir kere daha alabilirim. Yani yeşille griden köşeleri daha sıkışık ve daha tekrarlı dikebilirsiniz. Bakın. Boşlukta iki kere burada almış oldum. Hatta bir kere karşıya geçebilirim. Yani burada şeyi birleştiriyorum ve aynı noktaya dönüyorum. Bunlar kural değil. Yani doğru ve birbirine eşdeğer gitmeyi sağlamak için çeşitli varyasyonlar yapabilirsiniz. Şimdi burayı sağlamlaştırdığım için bakın boşluklardan devam ediyorum. Ortadaki bölüm böyle atladı. Çeşitli yerlerde çeşitli şekillerde görünebilir ama çok dikkat çekici değil. Çünkü küçücük dikişlerden söz ediyoruz. Evet, şimdi ortayı da bitirdiğime göre yine karşılıklı yan atlamalarla gidebilirim. Gördüğünüz gibi. Ha şimdi şunu göstereyim. Burayı biraz çekiyorum. Yani ütüyle düzelecek kadar bir esneklik olsun diye. Ama bol bırakmıyorum. Genel olarak bakın karşılıklı sıkı bir şekilde gittim. Çünkü potlukları olmasını istemiyorum. Bazen uzunsa ipiniz böyle düğümlenme gibi olabilir. Hiç sorun değil çünkü dönüyor. Böyle ip ve iğne geçtikçe dönme sağlanıyor. Ve dönme oldukça da ip bakın mesela bu dönmüş durumda. Bazen şöyle açabilirsiniz. Diktikçe hani aralardan geçtikçe dönmeler oluyor. Şimdi ben bunu böyle devam edeceğim. İpi koparmak için de köşede düğüm yapacağım. İsterseniz çabucak hemen şöyle karşılıklı dikeyim. Bitireyim de yani bitişi de görün ki belki bu konuda da sorusu olan ya da göstermemi isteyecek olan olabilir. Bitiş normal bir dikişin sonunda yaptığımız bitişler gibi.
Şimdi yine aradayım. Arayı dikiyorum. Tabii ben bunu ayrıca tüm hepsini diktim. Size de göstermek için. Bir tek ütü ve ha bir de tabii kenarlarından geçeceğim. Biye gibi. O hem büyütecek hem de farklı bir güzellik katacak diye düşünüyorum. Onu sık iğne gibi gidebilirim ya da boşluklu yani bu motifin genel deseniyle de gidebilirim. Renkli gidebilirim, düz gidebilirim. Ben renkli gitmeyi 4-5 sıra yapmayı düşünüyorum. 4-5 sıra çok olursa en azından 3 sırayla tamamlayabilirim diye düşünüyorum. Bakın motifin sonuna yaklaştım. Biraz gerdireceğim çünkü uca yakın olsun istiyorum. Buraları eşit ama tekrar ortadan giderken daha kenara batıyorum. Yani burada bu küçük varyasyonları yapıp örgü olduğu için gerdirme şansımız var. Bakın biraz kaydırarak gidiyorum. Birinciyi ikinciyle dikmeye başladım. Orta göbeği açtığım için. Şurayı şöyle dik çektim. Çok ciddi değil. Görüyor musunuz? Bakın ikinciye, üçüncüye doğru yaklaştım. Üçüncüyü ikinciyle diktim. Ve şurada boşluk kısmına bunun ucunu getirdim. Bu kaydırmalar dediğim gibi tam ucu. Bakın gerdirince köşeyle birleşmiş gibi oldu. Bu motif toplanmış gibi görünebilir. Ama dediğim gibi açılabilir oldukları için ta en ucu buraya kadar da götürmüyorum. Çünkü dediğim gibi oraya dönerken biye ya da işte tekrar Trabzon döneceğim için oralardan öyle planlıyorum. Kenarları bütünleştirmek istiyorum. Bakın şimdi ne yaptım? Karşılıklı geçtiğim yerden bir daha geçtim. Ve şurada şeyi ipi içine geçirerek iğneyi düğüm yaptım. Bu işlemi önde potluk olmasın diye ben önde bir kere de yapabiliyorum. Arkada bir daha bakın döndüm arkaya ve tekrar ipin içinden geçirdim. Şart mı bunlar? Hayır. Direkt arkaya dönüp biraz gidip burada kesebilirsiniz. Biraz gidip böyle. Ya bunlar tamamen önlem almakla ilgili, ipi saklamakla ilgili filan. Böyle biraz gidip sonra burada tekrar düğüm atabilirsiniz. Ya da baştan hiç düğüm atmadan dönüp şurada böyle yapabilirsiniz. Bakın ama buradaki şeyi bol tutmanız önemli. Çünkü bir ütü vesaire vurduğumda dikiş yerleri kasmamalı. Bakın yeterince esneyebiliyorlar. Ve yeterince de sıkılar. Dolayısıyla bu bitti. Bu ipi kesip atabilirsiniz. Şimdi benim yeleğime bir daha bakalım. Ben özellikle şurayı büyük yapmıştım. Böyle birleştirdim. Şimdi bir şey göstermek istiyorum. Bakın önler üçer sıra. Burası iki motife denk geliyordu. Üçer sıra. 1, 2, 3 motifli olarak yaptım. 1, 2, 3 motife denk geliyor. Arkada ise 6 değil. Bakın şuradan saymaya başlarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motif var. Yani öne döndüğüm zaman zaten buna ihtiyaç var yani bir fazlasına. Arka ortada o bir fazla motif şöyle durdu. Bakın kenarda bir sıradan sonra omuzu döndüm. Ve önde de birleşmiş haline baktığımız zaman şu boşluk yani bu motif kadar boşluk oluştu. Zaten benim de yapmak istediğim hem bunu doldurmak hem de zaten biye geçtiğimde buradaki alanı denk getirmek. Yani ben her iki taraftan ikişer parmak ya da üçer parmak da olabilir. Biraz üste binme ya da esnek durmak için. Biye geçeceğim. Biye dediğim şu. Belki böyle full trabzan şeklinde dönebilirim. Bütün buraları ve tabii ki koltuk altlarını dönmekten söz ediyorum. Ya da şu örneğin aynısını renkli renkli dönebilirim. Ben bu ilk dönme işlemini beyazla
Turuncu da kullanmak isterdim ama çok ince. Yani aslında kalınlıkları da dikkate alıp yapmak istiyorum. Belki sonra yeşil, sonra gri, sonra pembe gibi gidebilirim. Ya da şu üçlemeyle gidebilirim. Ya da belki şu üçlemeyle, hani yünlerimin de çok olmasını istiyorum. Bunlar kalın. Beyaz biraz ince ama belki tamamen beyazdan vazgeçip gri, mor, pembe gidebilirim. Bu da tarzı. Yani şu anda hem ip durumum hem de şeye göre bunlar farklılık gösterecek. Tek kararsız olduğum yer şu bölgede de en azından ikişer parmak her iki tarafta şundan dönmek veya dönmemek, yani buradakilerden devam etmek konusu. Ki sanıyorum orayı da döneceğim. Çünkü biraz daha genişliğe ihtiyacım var. Diyebilirsiniz ki peki şey etek kısmı biraz kısa görünüyor. Evet ama bu bele gelen bir yelek gibi düşünmüştüm zaten spor. Buraya da istiyorsam şuradakilerden daha çok örerek uzatma şansım aynen o şeyleri kesme şeker gidip bir yeğle kapatabilirim. Uzatma şansım var. Ya da kesme şekerle iki sıra yapıp şu kadar ya da üç. Sonra tam bir sıra biye geçebilirim. Bunlar yapabileceklerim ve belki en son bittikten sonra size başka bir videonun içinde nasıl olduğunu da gösterebilirim. Ama şimdilik bu kadar. Öndekiler 4 sıra. Yukarı doğru 5-6 sıra. 2-4-6. Bu arkada tekrar 1-2-3 sıra. Koltuk altı yarıkları. Arkada ise yine koltuk altına kadar 3. Ama koltuk altından sonra omuza kadar 2-4-6. Ana orta boşlukta ise 2-4-5'er tane olmak üzere devam ediyor. Bu kadar bugün söyleyebileceklerim sayıları, dikişi ve biye olarak ne yapacağımla ilgili bilgilendirme yaptım. Ama sanıyorum bu bir tam sıra götürür. Belki iç sırayı beyaz yapmak ki ben hep severim renklilerin içinde beyazın sınır oluşturduğu şeyleri. O yüzden belki beyazla başlayabilirim ya da herhangi bir koyu renkle başlayıp beyazı araya alıp gidebilirim. Ya da şu üçleme sıcak renkler güzel olabilir. Şu anda kestiremiyorum. Şöyle olabilir. Bakalım ne yapacağım. Hoş kalın, hoşça kalın diyorum. Ha, bu bitirmeden bir şey daha, son bir şey. Bakın bir tarafta tam olarak düzelttim. Arka taraftayız. Burası öndü. Bakın bütün iplikleri içeri alarak bir düzeltme yaptım. Ama bir sürü yerde de ipliklerim gördüğünüz gibi çirkin çirkin duruyor. Aradaki farkı görebiliyorsunuzdur. İki tarafta. Buraya da devam etmişim. Bunu nasıl yaptığımı da göstermek istiyorum. Mesela ben şöyle alıyorum. Önemli olan toplanması diye. Diyelim ki böyle bağladığım ikili var. Tekli olabilir. Hiç sorun değil. Bakın bunu herhangi bir taraftan ince tığla, yani ördüğüm tığdan da ince bir tığla çalışıyorum ki kolay olsun. Arkadan görünmeyecek şekilde, yani arka dediğim aslında motifin önü, böyle atlatarak tığla böyle çektirerek, bakın birlikte alıyorum. Çünkü çok hani tek tek onları kendi yönleri ve renklerini de götürebilirsiniz ama bu çok zahmetli, uzun, külfetli bir şey olacaktır. Bakın böyle bildiğiniz en rahat da şu diğer motifin üstüne girdiğim yerlerde çekebiliyorum. Gördüğünüz gibi bakın götüründükçe çok da göze çarpmayan, zaten arka taraf ama görsel olarak rahatsız etmeyen bir şekilde karşı tarafa ya da işte ortaya taşımaya devam edebiliyorum. Şöyle aralarından giderek kapatabiliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi o gitti. Yani şu motifteyim. Mesela şu ikiliyi de
aynı şekilde. Aynı yöne ya da ters yöne hiç fark etmiyor. Burada önemli olan hani arkadan görünmesini engelleyecek şekilde gitmek. Bunu da göstereyim. Bakın böyle aldım. Arkadan görünüyor mu? Gördüğünüz gibi şunun altında tam şurası. Bakın. Ama hiçbir şey görünmüyor. Önemli olan bu şekilde çektirmek. Çekiyorum gördüğünüz gibi üstten ilmek alıyorum. Yani bu baktığım taraftaki ilmekleri alarak ve şuradakiler daha da kolay. Burada hiç görünme riski de yok zaten. Şöyle aralardan geçirmek suretiyle iplerimi saklıyorum. Aynı renk üstünde gidişler daha da kolay. Mesela şuradaki şunu bir atlatayım. Size ortadaki moru göstereyim. Bakın şu şekilde gittiğim zaman gerçekten bütün iplerimi saklamış oluyorum. Ve bunlar sonradan çıkmıyorlar. Çıkarlarsa kesersiniz, tekrar saklarsınız. Genel olarak böyle kullanabiliyoruz. Mesela bu da oldu. İstersem şurayı kesebilirim ya da devam ettiririm. Bakın bu uzun ama bir kısmını nasıl alacağımı göstereyim. Yine ortadayım. Çok sık örünce bunlar zor oluyor. Ben biraz sık örebiliyorum demiştim. Bakın bunun içinde ne tarafa ve nereye yürütürseniz yürütün, arkadan görünse bile aslında sorun olmayacaktır. Çünkü dediğim gibi aynı renkler daha da güzel ve bu böyle geniş alanda istediğiniz gibi götürüp bunu kaybedebilir. Sonra da hatta kesebilirsiniz. Bakın ben yukarı doğru çıktım. Yana gidebilirdim. Çünkü hiç sorun yok. Arkadan hiçbir şekilde görünmez bu tip renkler. Hani çok bariz, özel, ters bir şey yapmazsanız hiçbir şekilde görünmeyecektir. Ve bu şekilde giderek bunu saklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan kesebilirim. Devam edip saklamak için yürütebilirim. Ama ben sizin vaktinizi almıyorum. İpin ucundan da kesebilirim. Son olarak bakın bu neredeyse bitti. Böyle köşeler daha da rahat oluyor. Kapatma yerleri olduğu için aynı rengin üstünden, karşıdan hiç sorun değil. Şu şekilde alarak bunu da geçirmeye devam edebilirsiniz. Böylece tüm iplikler şurada olduğu gibi hepsini bakın şuralarda geçirerek kaybetmiş durumdayım. Çoğu çok renkli bol iplerde böyle oluyor zaten. Şöyle ama bunun da iplerini gösterdim. Bunu götürmüşüm. Bu şekilde tüm yeleğimin iç tarafının da iplerini kaybederek bu yeleği zevkle giyeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonrakinde Mochila Vayu çanta yapmıştım. O çantamı sizlerle paylaşacağım.